Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin ve golbağı.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sabahki videoyu izlediniz muhtemelen. 4-1 demişim. Ama gerçekten 4-1 sayılması lazım ya. Yani o Valencia'ya yapılan penaltı verilmiş olsa Valencia onu gelir topun başına. Biz eyvah gene kaçıracak ayağının ayarını sevdiğimiz Valencia derdik. O bir şekilde gol atar 4-1 biterdi. Kızmayın ya. 4-1 bilmişim sayın. He hocam bence de 4-1 falan filan diyeyim. Biraz yalandan da olsa pohpohlayın olmaz mı arkadaşlar ya? Sizleri seviyorum arkadaşlar. İyi ki takipçimsiniz. Allah razı olsun. Yani bak hemen yazmaya başladınız ya. Ben görüyorum bak. Saatler öncesinden yazdığınızı görüyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçındaki kadro puanlamasını çok soranlar oldu. Enteresan arkadaşlar, dur ona bir bakayım. Enteresan derken SofaScore'da falan göremedim ben şeyleri, istatistikleri, ama ben kendim puanlamıyorum. İrfan Can Eğribayat'a 7, Salah'ı 10, Gustavo Henrique 9, Ferdi 10, Osayi ben çok beğenmedim ya 6, İrfan Can Kahveci Çoğunuza tuhaf gelebilir ama 8, Arao 9, Crespo 10, Emre Mor çoğunuza yine tuhaf gelebilir ama 7. Batshuayi tabii ki 10. Joshua King tabii ki 10. Oyuna sonradan giren Mert Hakan'a puan vermek istemiyorum. Beğenmedim. Yeterli bulmadım. Lincoln golde, yediğimiz golde hatası var. Ofansif katkısı da çok iyi değildi ama 6 vereyim. Mihazayç 86'da girdi. Puan verirsem ayıp olur. Rossi, ben beğendim Rossi'yi. Yani 7 verdim 59'a girmesine rağmen. Valencia'ya da 7 verdim. Ama bu tip maçlar hazırlık maçıdır arkadaşlar. Çok da umursamamak lazım. Sonuç olarak Fenerbahçe kazandı mı? Kazandı. Ve yoluna devam ediyor mu? Ediyor. Biz gelelim başka şeylere. Nelere gelelim? Hızlı tura gelelim arkadaşlar. Hızlı tur. Mehmet Büyükekşi 59 öncesi şampiyonlukla ilgili açıklama yapmış. Süslemeyeceğim arkadaşlar konuşmaları. Fenerbahçe'nin 59 öncesiyle ilgili bir çeşit saçma açıklamalarda bulunmuş. Henüz gündeme almadık. Bir taraf kabul olsun diyor, bir taraf değil diyor. Diğer taraflar var. Türkiye'nin tamamını kapsayan liglerin 59 olduğunu söyleyenler var. 59 öncesinde bir yılda iki şampiyon olduğunu söyleyenler var. İnşallah çözüm buluruz. Daha çok süre var diyor. Açıkçası diyor ki siyasiler bu konuya el atsın. Benim yüreğim yetmiyor diyor. Benim bu konuyu kabul etmeye. Arkadaşlar 59-67 yılları arasında ligde sadece 3 şehrin takımı var. 3 şehrin takımı var. 59-23 arasında 22 şehrin takımının olduğu ligler oynandı. Varın gerisini düşünün. 59 öncesi baz alınmıyor ama 57, 58, 58, 59 sezonu Beşiktaş için özel madde çıkarılarak baz alınıyor. Yani Beşiktaş yıllardır bunun ekmeğini yiyor. Bu işten eğer 59 öncesi sayılmazsa zararlı çıkacak takımlardan biri Beşiktaş. Fenerbahçe Beşiktaş zararlı çıkacağı için yanına almak istiyor ama Beşiktaş duruşu buna izin vermiyor. Fenerbahçe'nin yerinde olsam tazminat davası açarım. Madem saymıyorsunuz, yıllardır Beşiktaş fazladan para kazandı diye. Bakın bakalım nasıl Beşiktaş taraf değiştiriyor. O da süreci hızlandırır. 5 yıldır sahaya çıkma olayını sordular. Talimatlarda ne yazıyorsa falan filan demiş. Ya arkadaşlar geçin. 59 öncesi şampiyonluklar hakkında niyet belli. Belli yani. Çok bariz bir şekilde belli Mehmet Büyükekşi'nin. Ülkenin tamamını kapsayan ligler 59'da başladı diyenler varmış diyor Metin Sipahioğlu. 59-67 arası ligde sadece 3 şehrin takımı var. 59 öncesi en az 3, en fazla 22 şehir takımı var. 3 şehirle oynanan lig ülkeyi kapsıyor ama 22 şehir kapsamıyor. Enteresan. Bu yanlış bilgileri size kim söyledi diyor. Yönetiminize aldığınız Fenerbahçe'nin tezlerinin karşısına çıkamayan eski malum as başkan mı? Buradan camiamıza ve yönetimimize çağrıda bulunuyorum. Bunların niyeti belli. Yanlış bilgilerle kamuoyuna ısıtıp reddetmeye çalışacaklar. Bugünkü demeçten onu anladım diyor. Susmadan bu konuda gereken cevapları, kanıtları her aleyhe demeç olduğunda vere vere gitmeliyiz diyor. Katılıyorum. Mehmet Büyükekşi'nin yalanları başladı arkadaşlar maalesef. Külliyen yalanları. Bakın dün
ciddi açıklamalarda bulunmuş. 6 aylık sürece dair. Bakın yalanlar başlamış ha. Ben şimdi de söylüyorum. Çok net yalanlar. Hemen Fenerbahçe maçında çıktı yalanlar ortaya. İlk gündemimize yabancı konusu, yayın ihalesi, harcama limitleri gibi kritik konuları hallettik diyor. Bugün kim yabancı konusundan memnun? Hangi takım memnun? Hangi takım yayın ihalesinden memnun? Hangi takımlar yayın harcama limitinden memnun? Harcama limitlerinde %40 sapmayı kabul ettik. Kulüplere transferlerde rahatlık sağladık. Rahatlık sağlandı da ne oldu? Söğüşlenmeler daha da arttı. Trabzonspor'un borcu nasıl 3 milyarı buldu? Beşiktaş nasıl 6 milyara ulaştı? Kime kötülük yaptınız? Fenerbahçe'nin önünü kısanlar o Nihat Özdemir falan yatacak yeri yok da neyse. Yayın ihalesini 150 milyon lira arttırarak imzaladık. Aman ne büyük başarı. Türk parasının değeri kalmadı ki 150 milyon lira arttırarak sen onu döviz olarak imzalayacaktın. Sen onu döviz olarak imzalayacaktın. Mesela atıyorum 300 milyon dolar diyecektin. Bak bakalım şimdi ne olacaktı. Sen onu döviz olarak imzalasaydın yani 7'ye 8'e imzalasaydın şimdi dolar 18-19. Al sana başarı bu olurdu. Dalga geçiyorlar. Yayın gelirleri düştü bunda çok etmen var falan filan. Şu kadar kulübe gelir sağladık. Yabancı sayısını kulüplerle görüşerek 8 artı 3 şeklinde devam ettirdik. Birincilikte A takım listesindeki 8 yabancı konusu devam ettirdik. Sağda 5 yabancı bulundurulması koşuluyla maç kadrosuna 8 yabancı yazılmasına onay verdik. Ne kadar tuhaf değil mi? A ligde yabancı sayısı daha fazla yani bir altında daha az. Bu da tuhaf. Birçok değişiklik yapmış. Yemin şartı getirmiş. Hakemlere yemin ettirecekmiş arkadaşlar. Hepsinden mal beyanı istedik diyor. Şimdiye kadar istenilmesi hataydı. Para cezalarını caydırıcılık adına 2 katına çıkarttık. Dijital hakem sistemi, 41 kriter getirdik. Şehir bilgileri, hakem takım ilişkisi gibi şeyler yer alıyormuş. Hadi bakalım. O zaman hiçbir hakem Galatasaray maçını yönetemeyecek. Performans kriterinde FIFA puanı, gözlemci puanı yer alıyor demiş. Mesela neyin üstüne yemin ettiler? Kimin üstüne? 35 milyon kişi küfür ediyor, umursamıyorlar da yemini mi takacaklar? Gözleri önünde hakem ataması yapacağız diyor. Kulüp başkanlarına bugün hakem ataması muhtemelen yapılmış olacak siz bu videoyu izlediğinizde. Falan filan. VAR'ın nasıl çalıştığını anlatacağız demiş. Korsan yayın için kulüplerin düşmesine etken bir kişi para verip izliyorsa en az 3 kişi korsan yayından izliyor demiş. Ben de şunu soruyorum. Adaletin olmadığı şeyi biz niye izleyelim ki? Yani adaletin olmadığı şey. Haksızlık. Maçlar, lig maç, milli maçlar Anadolu oynasın istiyor. Kuntz yardım etti. Şampiyonlar Ligi finaline hazırlık yapıyoruz demiş. Euro 2028-2032 için dosyamızı sunduk demiş. Dünya Kupası'ndaki uzatma dakikaları işte yalanlardan bir tanesi bu. Dünya Kupası'nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını Süper Lig'de uygulamaya koyuyoruz. Ya, Türkiye Kupası'nda bir deneseydik. İyi de hocam Türkiye Kupası'nda VAR yok ki olsun. Olsun. Ya göstermelik dahi olsa oraya bir adam eklemesi çok mu zordu? Beşinci hakem diye. VAR yoksa yok. Sadece onunla ilgilensin. Yerde yatma devri bitecek diyor. İzleyin bakın gene yatacaklar. Tüm oyuncular kart görecekmiş. Hakeme itiraz eden oyuncu etrafını saran her oyuncu kart görecekmiş. Kusura bakmayın ama yani verirsiniz. Çok bekleyin. Hakemlerle ilgili her türlü açıklamayı yapan yöneticiler falan ceza alacakmış. Yabancı sayısı değişmedi arkadaşlar. Yabancı sayısı için yeni bir karar alınacak. Kulüpler Birliği ile ilk çalıştayını yaptı. Değerlendirmelerini bize sunacaklar. Bütün paydaşlarla istişare ederek bu kararı alacağız diyor. Bu devre arasında yetişmez. Hakem eğitimini TFF yapacak. Altyapı zorunluluğu getireceğiz. Premier Lig gibi yapacağız. Instagram'da açacağız. Tüm camialarımıza başarılar demiş. Yani aslına bakarsanız burada bitirsem olur ya. Ama bitirmeyeceğim. Niye? Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe önümüzdeki sezon 5 yıldızlı formayla sahaya çıkacak. Ya seve seve ya da zorla birilerinin kabul etmesi lazım. Ya ben de şunu anlamıyorum. Arkadaş, marka değeri, marka değeri, marka değeri. Senin marka değerin kalmadı ki. Kalmadı. Trabzonspor oradan çıkıyor diyor ki 2010-2011 şikelidir diyor. Biz şike yaptık diyor. İşte FETÖ avukatlarına başkan para gönderdi. Şöyle yaptı böyle yaptı. Şudur budur diyor. Öbürü çıkıyor diyor ki 2 tane takım Avrupa'dan ceza almışlar falan filan diyor. Bir kere senin ligini kirletiyorlar.
Eğer şike varsa sen o şampiyonlukları elinden alacaksın. Diyen yok. Yargıtay karar vermiş, devletin en üst mahkemesi karar vermiş. Çenenizi kapatın diyen yok. Senin sürekli itibarın zedeleniyor. Yani düşünsenize bir mesela kim olsun, milletvekili olsun. Adı sürekli tacizle anılıyor. Sürekli. O çocuk tacizcisi, o bilmem necisi, şucusu bucusu. Lan adam yapmasa bile onu milletvekilinden azlederler ya. Soru önergesi falan verirler. E sen liginde şike olmasa bile şikeli. 8-0'lar, Zalatlar, Doğanlar, Tofaşlar, bilmem Mesut Bakkal'ın açıklamaları. Ya bu lig yıllarca şikeli imajında. Bir kere sen hakemlerle ilgili de şikeyle ilgili. Arkadaş, Yargıtay kararını verdim verdi. Size halt yemek düşer. İma bile ederseniz çok ağır yaptırım olacak deyin. Bir. İki. Hakemlere deyin ki Allah'tan korkarak maç yönetin. Allah'tan korkarak. Suyun bu tarafındakilerden, o tarafındakilerden değil. Yani Galatasaray suyun öbür tarafındayım Marmara Denizi'nin. Ondan dolayı diyorum. Yani işte okyanusun falan ötesine gitmiyoruz bu tarafta. Galatasaray maçını ayrı yönetiyor. Fener maçını ayrı yönetiyor. Trabzon maçını ayrı yönetiyor. Adana maçını ayrı yönetiyor. Kayseri maçını ayrı. İki. Üç. Yerde yatma. Bak yerde yatmayı kaldırın. Bir de şu birisi yere yatınca taca atma var ya. Taca atana sarı kart verin. Marka değeri anında değerlenir. Üç. Dört. Dört. Korsanı kaldırmak mı istiyorsunuz? Kaldırın. Mesela ben söz veriyorum. Fenerbahçe'nin hazırlık maçı, Avrupa maçı, lig maçı, Türkiye Kupası maçı zaten Türkiye Kupası şifresiz de ondan dolayı boş verin. Yani bütün maçları sadece X kanalında olacak. Ne olursa olsun X kanalında olacak. Aylıkta 100 lira ödeme yapacaksın. Sadece Fenerbahçe maçı. Ben sadece Fenerbahçe maçı izliyorum. Dünya Kupası maçı bile izlemiyorum. Sen benim gibileri tatmin et. En az 1 milyon kişi benim gibi abone olur. En az 1 milyon kişi. 1 milyon kişi abone olsa 100 milyon TL yapar. 100 TL'den hesaplıyorum. 100 TL'de 100 milyon TL aylık. Reklam almayacak mısın? Almayacak mısın? Deli reklam alacaksın. Deli reklam alacaksın. 100 milyon TL yılda 1,2 milyar lira yapar. Sadece sattığın cihazdan bu kadar alırsın. Ki imkanı yok bu kadar azalmanın. Bu kadar az kazanmanın imkanı yok. En az 2 milyon, 3 milyon kişi. Ya o zaman korsanla mücadele et. Ben de mücadele edeyim. 3 milyon kişiye sat. 5 milyon kişiye sat. Fenerbahçe Galatasaray 5 milyon kişi satın alsın. Yani yıl aylık 500 milyon lira. Bunun yıllık 6 milyar lira sadece sattığın cihazlardan aldığın yıllık ücret. Reklam geliri en az 12-13 milyar lira reklam geliri alır. 18 milyar TL'lik bir havuza dönüşür. Ama imkansız. Ali Koç'tan Arda Güler'e acele etme diyor. Mesela bak Arda Güler marka. Kullanan Arda Güler'i. Icardi marka. Ya söğüş dese de bilmem ne yapsa da marka. Kullan. Reklam çekimi yaptır. Sen nasıl yayıncı kuruluşsun ya? Nasıl yayıncı kuruluşsun? Sana kim? Weghorst. Hocam Beşiktaş'a kiralık. Sana ne lan kiralık olmasından? Sana ne? İyi oynasın. Hamşik. Bir ismi var. Markası var. İyi oynamış kötü oynamış. Sana ne kardeşim? Sana ne? Sana ne? Çıkar reklamda oynat. Hiçbir şey. Hiçbir şeyin reklamında oynamadı. Trabzon'un tanıtımında oynat Hamşik'i. Gitsin Hamşik tutsun. Hamşik Hamşik tutuyor diye. Ya dalga geçme hocam. Lan dalga geçmiyorum. Arkadaş böyle tanıtım yapılır. Kayserispor Fenerbahçe maçı. Ya Kayseri'nin bir tanıtımını yap. Şuraları meşhurdur. Şöyledir böyle. Bir hafta boyunca ver. Kısa kısa reklam olarak ver. Şunu meşhurdur Kayseri'nin. Bitti. Hocam iyi de bu dediğim bilgiler internette de var. La olsun. İnternette olsun. Mesela uygulama yapmak isteyen arkadaşlar. Gezi rehberi diye bir uygulama yapın. Belki de vardır. Misal ben Antalya'ya gitmek istiyorum. Yazın. Antalya'da nereye gideceğim? Şu Kepez'e. Kepez'de şunlar 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 var. Giriş ücreti şu kadar. Şu saatlerde açık. Üstüne tıkla. Görseller şunlar 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 diye. Tanıt. Resmi fotoğrafını görselini gördüm diye gitmemezlik yapmıyor insanlar. Gidiyorlar. Merakından gidiyorlar. Sen Fenerbahçe'nin stadından çek. Kadıköy'deki boğa heykeli çek şeyi çek. 5 yıldızlı formayla çıkıyor de. Bak Bayern Münih'e rakip de. Senin marka değerini bu arttırır. Bu arttırır. Mustafa Kemal Atatürk'ten örnek ver. Dünya tanıyor Atatürk'ü. Siz inkar etmeye çalışıyorsunuz. Bırak Fenerbahçe Atatürk ilişkisini açıkla. Al sana marka değeri. Birilerinin arkasına sığınarak, sıkıştırılarak olmaz. Galatasaray mesela. Ya ben şeye ayar oluyorum. Ya Galatasaraylılar mesela posterlerde bazı futbolcuların resmini yırtıyorlar, karalıyorlar. Niye yırtıyorsunuz? Niye söküyorsunuz?
Çıkıp o futbolcun demedi mi şu kadarı direkt, şu kadarı endirekt. İşte orada diyorlar işte FETÖ'nün etkisi oldu mu, şu kadarı direkt, şu kadarı endirekt şampiyonlukta etkisi var diyor. Ya çıkın, o zaman siz de bunu kabul ediyorsunuz demektir. Çıkın şey yapın. Ya Zafer bir yol Fenerbahçe'de sadece bir sene oynadı. Beşiktaş altyapısından çıkma. Yani 20 yıl falan futbol oynamış. Sadece bir sene Fener'de oynamış. Zafer bir yol tutuklanınca Fenerli futbolcu FETÖ'cü çıktı. O zaman Galatasaray'ın bütün kupalarını iade etmesi lazım diyoruz. Yok. Bunları da önüne geç. Geç. Fenerli futbolcu diyen kişiye tazminat davası açtırttı. Nereden Fenerli futbolcu oldu? Eski Fenerli oldu. Beşiktaş altyapısına yetişmiş. En çok şurada oynamış, burada oynamış diye. Uğur Boral Beşiktaş'ta da oynamış. Fener'de de oynamış. Desene Beşiktaşlı futbolcu diye. Ya arkadaşlar, marka değerini bunlar rezil ediyorlar. Arda Güler. Bak ikide bir de Arda Güler'le ilgili haber çıkıyor. Ocak'ta gidecek, Şubat'ta gidecek, şu kadar oynarsa gidecek, oynamazsa gidecek, sakatlanırsa gidecek, gitmezse gidecek. Paris Saint-Germain, Dortmund, Ajax, Arsenal istiyormuş. Ya çıkart Arda Güler'i ön plana çıkar. Bak koru kolla demiyorum. Arda Güler'e faul yapana sarı kart ver falan demiyorum. İspanya'da bunu yaptılar. Yıldız futbolculara sakatlayıcı hamle yapanlara kırmızı kart diye bir kural çıkarttılar. Harbi söylüyorum, çıkarttılar, araştırın. Messi'ye, Ronaldo'ya kimse faul yapamıyordu. Onlar da böyle tıkır 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 oynuyordu. La Liga'nın marka değeri. La Liga'ya bir kural eklediler. Her futbolcuya serbest kalma bedeli diye. Adam futbolcu transferi yazıyor. 100 milyon euro serbest kalma bedeli. Ya. Ya. Ali Koç menajerini takip ediyormuş. Arda Güler'e acele etme demiş. Fenerbahçe'nin zor avı Brereton Diaz. Bunu da ortaya attılar arkadaşlar. Biz bunu daha önce de konuştuk. Blackburn Rovers'ın 23 yaşındaki forveti Brereton Diaz. Fenerbahçe'nin radarına girdi diyor. Şilili futbolcu Championship'te son 2 sezonda 31 gol attı. 3 ciddi rakibi bulunuyormuş Fenerbahçe'nin. Şimdi Luan Perez'in performansı, João Pedro'nun tedavi süreci belirleyecekmiş. Sport, stoper ve forvet mevkisi için Fenerbahçe araştırmasını sürüyormuş. Blackburn Rovers'ta forma giyiyor. Championship'te 9'u bu sezon olmak üzere son 2 yılda 32 gol attı. Dikkatleri çekmiş. Talipleri fazlaymış. Sözleşme sezon sonunda bitecek. Everton, West Bromwich ve Leeds United'da takip ediyormuş. Bir şey söyleyeyim. Sözleşmesi sezon sonunda bitecekse ön anlaşma yapılabilirdi. O sayenin yapıldığı gibi. 16 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 23. 1,85 boyunda. Şili milli takımda 17 maça çıkmış, 4 gol atmış. Bu sezonki performansı 25 total maçta 10 gol, 3 asist, 2030 dakika. Yani 20 2 maç, 23 maça falan tekabül ediyor. Eğer alınacaksa şimdiden alınabilirdi. Ben bunu bize yedireceklerini zannetmiyorum. Bunu daha önce de konuştuk. Aynı cümleleri söyledim, yine söylüyorum. Bunu bize yedirmezler. Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'e teklifi diyor. Burada da İsmail Yüksek konusunda sözleşme uzatıp uzatmama hakkında bir haber var arkadaşlar. Yılda 250 bin TL alan İsmail Yüksek diye. Bunu da çok çok önceleri konuştuk. Sadece 250 bin TL almıyor. Artı maç başı ücret alıyor diye. Bilginiz olsun. 10 milyon lira önermiş Fenerbahçe. Crespo ara rotasyonuna girmeyi başar diyor. Valla İsmail Yüksek. Altay Bayındır. Biri de yazmıştı Altay Bayındır kaçıp gidecek Fenerbahçe'den. O yüzden sakat numarası yapıyorlar falan diye. Fenerbahçe taraftarını tahrik ediyor işte. İsmail Yüksek'in önüne sözleşme koy. Altına de ki şuraya imza atacaksın diye atar. Altay'ın önüne sözleşme koy. Şuraya imza atacaksın diye atar. Piyasa değeri 4,8 milyon euro demiş. Ben umuyorum ki İsmail Yüksek'in talipleri artacak. İsmail Yüksek yeni gelen kondisyon antrenörüyle birlikte çok daha iyi bir fiziğe kavuşacak. Ve zamanı geldiği zaman Crespo'dan da formayı alacak. Belki de Crespo o zamana rekor bedelle satılacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İsmail Yüksek'ten bazı açıklamalar gelmiş. Jesus'tan yaklaşan Trabzonspor maçından falan konuşmuş İsmail Yüksek. Camiada yıllardır özlemi duyulan bir şampiyonluk var. Hedefimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamak. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Dünya Kupası arasından sonra lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.
Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek hedef şampiyonluk. Hocamızın isteklerini sahaya yansıtabilirsek hedeflediğimiz noktaya şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz diyor. Mesela Gürcan Bilgiç maçı anlatırken dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şey diyor işte, şu pası atamadı, Jesus hemen oyundan çıkarttı. Bu bencillik yaptı, hemen çıkarttı. Jesus takım oyunu istiyor çünkü. Maçlar takımla kazanılır. Evet, bazı maçlarda yıldızlar sahaya çıkar, sana puan ya da puanlar kazandırır. Bazı maçlarda da yıldızlar saçmalar, sana puan ya da puanlar kaybettirir. Anlatabiliyor muyum? Mutluluk seviyesi en üst seviyede diyor. Yazın tatil yapmadım. Bu sezon hayalini kurarak tamamen çalışarak geçirdim. Şükür ki meyvelerini topluyorum. Tek odak noktam Fenerbahçe'ye şampiyonluk. Yani hocamın öyle bir yönetim şekli var ki diyor. Saha içi kondisyonu çok iyi sağlayan bir ekip falan diyor. Dinamo Kiev maçını unutamıyorum diyor. İsmail Yüksek. Ben de çok uzatmıyorum sizleri sıkmamak adına. Biz bu videodan ne anlayacağız? Özet. Biz bu videodan ne anlayacağız? Dikkat. Brerentyon Diaz daha önce de gündeme gelen bir isim. Bunu bize koklatmazlar. Luan Perez tam olarak iyileşti sayılır ama tam olarak riske edilmek istenilmiyor. Hani arabanın şöyle düşünün arkadaşlar. Tamiri yapıldı, motor işte kapak örtülecek, vidalanacak. O kapak örtülüp vidalanmadı. Yoksa tamir bitti. Anlatabiliyor muyum? Tamir bitti. Sadece bir iki cırt cırt da vidalanacak. O da niye bekleniliyor? Motorun sıcaklığı gitsin de hani orada tam manası tam bir su olsun. Vida yalama olmasın diye bekleniliyor. Luan Perez'in durumuna benzer. Cao Pedro müjdeli haberi her an bekliyorum. Bakın yineliyorum. Ben dahi söylesem inanmayın. Bekleyin. Resmi açıklama yakında gelecek. Bekleyin. Mehmet Büyükekşi'nin konuşmalarını çok ciddiye almıyorum. Mehmet Büyükekşi diyor ki bana siyasiler destek versin. Benim maçam yemiyor. Siz bana destek verin ki ben kabul edeyim. Etme niyetindeyim diyor. Herkesin aksine düşünüyorum ben. Galatasaray istediği kadar itiraz etsin. Elde argüman yok. Dese ki tamam 59 öncesindeki hiçbir futbolcuyu saymıyoruz. Herkes efsanesini silsin. Metin Oktaylar, Ali Sami Yenler, şunlar bunlar hepsi çöpe gidecek. Gitsin. Kimse konuşmasın o zaman. Ama iki yüzlük aldı başına gidiyor. Beşiktaş'ın iki tane şampiyonluğu var yıllardır. Şampiyonluk sayısına göre para alınıyor ya arkadaşlar. Yayın gelirlerinden. Yıllardır belki 300 milyon TL'den fazla para almıştır Beşiktaş. 300 milyon, 500 milyon. Döviz kurucuna hesaplarsan belki 500'ü 600 milyonu geçer. O maçası yemez ama Beşiktaş'ın duruşunu ben anlamıyorum. Desene kabul edilecek, edilmesi lazım diye. O duruşu sergilesene. Ben anlamıyorum. Arda Güler markadır. Hiçbir yere de gitmiyor. İsmail Yüksek talipleri var mı? Takip edenleri var. Talibi yok henüz. Crespo'nun talipleri çok. Arao'nun taliplisi. Ya Arao'ya 4-4,5'a teklif gelebilir ya. Harbi söylüyorum. William Arao'ya 4-4,5 teklif gelebilir devre arasında. Size komik gelecek. Biliyorum 4-4,5 teklif gelebilir Arao'ya. Yani Fenerbahçe'ye kaça geldik hocam? 3 milyon euroya geldi arkadaşlar. Piyasa değeri 7 yazarken 3 milyon euroya geldi. Şu an 6,5 yazıyor ama yani var şey. 4,5'a bu arada Brezilya milli takımında bir kez oynamışlığı var Arao'nun. Ne yapayım, ilginiz var mı 2017 yılında? Ya 6,5 piyasa değeri var. Düşünsene o 6,5'un 12-13 olduğunu düşün. 8-9'a yazın satsak millet coşar, kafayı yer ya. Ama Arao devre arasında Jesus'un Trabzonspor maçı 11'i falan tam hazır diyemem ama Fenerbahçe'de gelişim var. Sakatlardan da haberi söyledik. Altay Bayındır döndü sayılır, antrenman eksiği var. Trabzon maçına sahada olabilir. Lemos'un oynama izni yok. Alioski de yarın, gerçi yarın demeyeyim ya, belki bugünkü idmanda da takımla çalışabilir ama yarın daha rahat çalışır gibi. Çağatay Kurukalıbı da görürüz gibi. Nazım'ın lisansı yok. Arda Güler. Arda'nın ki beklenenler uzun sürdü ya. Beklenenler uzun sürdü. Cao Pedro zaten iyileşse bile oynayamayacaktı. Ama Cao Pedro da inşallah Ocak dönemine kendine gelir arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu eder. İnşallah sizler bizi mutlu edersiniz. Allah da sizi mutlu eder. Görüşmek üzere.